İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi. 65. hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı. Kadınlardan boşanma komisyonu raporuna tepki. TMOB'lu kadınlar, boşanmaların bahane edilerek kazanılmış haklarının ellerinden alınmasının planlandığını öne sürdü. Mersin Gazetesi. Damatlıkla gelecekti. Şırnak'ın Silop ilçesinde 5 Nisan 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gata'da şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Fırat Palamut, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 Haziran'da düğün yapacağı nikahlı eşi Burcu Palamut, kefenle değil damatlıkla gelecekti diye ağıt yaktı. Mersin sahilleri yaza hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sahil kesimlerinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte plaj ve sosyal alanlarda temizlik ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında Mersin sahillerinin gözde plajlarından olan Susanoğlu, Kız Kalesi plajlarıyla Yapraklıkoy, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından daha kullanışlı hale getiriliyor. Hakimiyet Gazetesi. Çukurova'da iki bakan sevinci. Yeni Bakanlar Kurulu'nda Adana Milletvekili Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'sa Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak. AK Parti sözcüsü olarak çalışmalarını sürdüren Ömer Çelik'in kabinede yeniden bakan olması Adana'da, Başbakan Yardımcısı iken Kalkınma Bakanı olarak görevlendirilen Lütfi Elvan'ın da hükümette görev yapacak olması Mersin'de olumlu karşılandı. Çocuklara bilimi sevdirmeliyiz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, temel bilimlerin çocuklara küçük yaşlardan itibaren sevdirilmesi gerektiğini, geleceğe dönük olarak araştırma görevlileri, bilim adamı yetiştirilmesinin temellerinin küçük yaşlarda atılması gerektiğini söyledi. Haberci Gazetesi. S plaka ihalesinin tarihi belli oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin arttırmak istediği, esnafınsa yenileri yerine mevcutlara ilişkin düzenleme yapılmasını istediği S plakalara ilişkin ihale süreci başladı. 110'u kent merkezinde olmak üzere toplam 390 adet yeni S plaka ihalesine başvurular 27 Mayıs 2016 günü başlayacak ve 16 Haziran 2016 günü sona erecek. Kamyonet otomobili biçti. 2 ölü, 2 yaralı. Tarsus ilçesinde Bağlar ve Gaziler mahallelerini bağlayan Gazipaşa Bulvarı ile Mavi Bulvar'ın kesiştiği kavşakta Mavi Bulvar'dan çıkan sürücüsü belirlenemeyen kamyonet Gazipaşa Bulvarı'ndan gelen Veysel Öz yönetimindeki otomobile çarptı. Kaza sonrası kamyonetten fırlayan Ali İhsan Köse ve kamyonette bulunan diğer kişi İbrahim Yanardağ kamyonetin altında kalarak hayatını kaybettiler. Akdeniz Gazetesi. Okumuyor, çalışıyorlar. Mersin Kent Konseyi'nin çocuk işçiliği konusunda kente yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketle çocuk işçilerin %61'inin eğitime devam etmek istemedikleri, %60'ının eğitimlerinde başarısız oldukları için %40'ının ise ailevi ve ekonomik nedenlerle okulu bıraktıklarını belirledi. Alabalıklar markalanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Alabalık İzleme ve Takip Projesi kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen izleme ve kontrol çalışmalarında Kadıncık ve Cehennemdere ırmaklarına markalanmış 5000 adet alabalık yavrusu bırakılarak boya marka yöntemiyle markalandı.
Çukurova Gazetesi. 8 ilçede elektrik kesintisi. Mersin'in Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak. Mersin İdman Yurdulu futbolculara teklif yağıyor. Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonun ardından küme düşen Mersin İdman Yurdu'nun bazı futbolcularına önemli takımların kancayı taktığı iddia edildi. İsmi geçen bu futbolcuların başında Nakulma, Veliton, Kalili, Sadiku ve Serkan Balcı geliyor.